Güvenme dünya malına, insanoğlu, insanoğlu, kabristanın sandalına bir gün binen insanoğlu. Arı niçin yapar balı, bir gün pazar, bir gün salı. Ne olacak insanların halı, günler biter insanoğlu. Bugün var yarın gidersin, dünya malını ne dersin? Sıra senden, nöbetçisin, nöbet biter insanoğlu. Tadımam da yaban değil, cümle soruhu nasıl? Cümle bandı, cümle. Değerli TV10 izleyicileri, bugün Elbistan'ın Alkasa şehitlerinden Toprakhisar köyüne misafir olacağız. Hacım Baba ve diğer sevgili dostlarımızla birlikte sizlere klonlar, deyişler, türküler söylemeye çalışacağız. Böyle bir töre gününden canlar Hosef'a geldiniz. Engel yok sevgi gününden. Canlar Hosef'a geldiniz. Yuvamızı şad ettiniz. Tüm töreler kadim kara, bu güzellik daim ola. Yanlış girmez doğru yola. Canlar Hosef'a geldi, dostlar Hosef'a geldi. Yanlış girmez doğru yola. Canlar Hosef'a geldi, köyümüzü şad etti. Uzak ellerde geldiniz. Uzak ellerde geldiniz, biz dostları şad ettiniz, demimize dem kattınız. Canlar Hosef'a geldiniz, köyümüzü şad ettiniz. Demimize dem kattınız, biz dostları şad ettiniz. Canlar Hosef'a geldi, dostlar Hosef'a geldi. Dert acım arzum buydu. Arzum buydu, bu hal yolumuza uydu. Tüm canlara saygı duydum. Canlar Hosef'a geldiniz, köyümüzü şad ettiniz. Tüm canlara saygı duydum. Canlar Hosef'a geldiniz, köyümüzü şad ettiniz. Eyvallah, diline sağlık Tacım Baba. Değerli TV10 izleyicileri, bugün bu akşam Elbistan'ın Toprakhisar köyündeyiz. Toprakhisar köyü Malatya yolunun 40. kilometresinde bir Kürt Kızılbaş köyü. Bugün Tacım Baba bizi misafir ediyor, muhabbetiyle, demiyle. Aramızda müzisyen dostlarımız var, sevgili Cuma Berk yanımızda. Sevgili Tacım abinin oğlu Ali Yıldız aramızda. Onun klonlarını belki dinleyeceğiz eğer lütfederlerse. Sevgili Hasan abim yanımda, Atmalı Kaşan'dan.
Biz TV10 olarak köylerimizi dolaşmaya devam ediyoruz. Bu Toprakhisar köyümüz de diğer köylerimiz gibi aynı kaderi yaşıyor. 80'li yıllarda 300-400 insana varan köyümüz bugünlerde özellikle kış sezonunda 30-32 kişiyi bulan bir halde. Bunun üzerine biraz sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Sevgili Tacım Baba bize bir girizgahla hoş geldiniz dedi. Biz de onun aracılığıyla bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyoruz muhabbetimize. Umarım hoş muhabbetle, klonlarla, deyişlerle bu akşamı hoş sohbetle geçiririz. Sevgili Tacım Baba, ben biraz not aldım seninle olan sohbetlerimizden. Diyorsun ki, kalmamış dost, ahbap, dayı, köyden şehre göç etmişler. Dertli akar, perviz çayı, köyden şehre göç etmişler. Meleşir koyun, kuzular, gönül dostun arzular. Tacım der, içim sızılar, köyden şehre göç etmişler. Köyümü viran etmişler. Tacım Baba, göç üzerine onlarca eserin olduğunu ben biliyorum. Göç senin üzerinde ne tarz bir duygu yaratıyor, bir aşık, bir ozan olarak bize biraz anlatır mısın? Ancak sazımla dile getirdim. Tarifim mümkün değil. Biz burada 100 tane genç gezerdik köyün içinde. Eşim geliyorsun, köyüne bakıyorsun, tuhaflaşıyorsun. Büyük bir, zor bir olaydır yani. Düğünümüzden, çevre köylerde 500 kişiden düğün yapardık. 1000 kişiden düğün yapardık. Eşim köye geliyorsun, bir cenazeyi kaldırmaya geliyorsun, mezar kazdırmaya genç bulamıyorsun. Çok hazin bir olay. Mezar kazdırmaya genç bulamıyorsun. Yani yine bizim burada 400 kişi var. Bazen köylerde kepçelerle mezar kazılıyor. Yani türemize uyan bir olay değil. Ama ne yapalım? Ekmeğimizde bu varmış. Ekmek davası, bence ekmek davası bizim başımıza bunu getirdi ya. Tüm gençlerimiz çıktı gittiler, terk ettiler. Parayı bulamıyorsun. Bizim köy 40 haneydi. 50 haneye çıktı. 70 hane oldu. Şimdi köyde 12 hane var. Düşün benim anlatım 80'li yıllardan daha önceler ya. Kalmamış dost ahbap dayı, köyden şehre göç etmişler. Dertli akar perviz çayı, köyden şehre göç etmişler. Göç etmişler, göç etmişler. Köyümü viran etmişler. Yurt dışına nice hal gelmiş başına, hasret kalmış kardeşine. Köyden şehre göç etmişler, göç etmişler, göç etmişler. Köyümü viran etmişler. Köy tanınmaz hale gelmiş. Evlerin çoğu yıkılmış. Kimine kilit takılmış. Köyden şehre göç etmişler. Göç etmişler, göç etmişler. Köyümü viran etmişler. Hani köyümün birliği, kol kol gezerdi gençliği. Kızlar kesmiş bahçeliği, köyden şehre göç etmişler. Göç etmişler, göç etmişler. Köyümü viran etmişler.
yaraşır koyun kuzular. Gönlümü dostların arzular. Sacımda içim sızılar. Köyden şehre göç etmişler. Köyümü viran etmişler. Köyden şehre göç etmişler. Köyümü viran etmişler. Engin dağda duman olmaz. Göl yerleri susuz kalmaz. Düşünenin yüzü gülmez. Dert kâr etti köyler beni. Evet. Bir atasözdür bu, göl yeri susuz kalmaz. Köyle ilgili, doğayla ilgili önemli eserlerin, önemli duyguların var. Bunları evet. İçten hissediyorsun, yüreğin sızlıyor. Yani sazına tabii ki, eteline tabii ki, işliyor tabii bu. Ki. Şimdi ben dağıma çıkmaya korkuyorum. Gidemiyorum. Ha, dağım ormanlık bir dağ değil. Ama ıssız kalmış. Kimse kalmamış. Her dağda bir çoban olurdu. Sığır çoban ayrı olurdu. Öküzlerin çobanı ayrı olurdu. Kuzu çobanı ayrı olurdu. Buzağı çobanı ayrı olurdu. Her dağda bir ses gelirdi. İnan şimdi ben dağa gidemiyorum. Ben doğa hasta bir insanım. Ama gidemiyorum maalesef. Engin dağdan duman olmaz. Göl yerleri susuz kalmaz. Engin dağdan duman olmaz. Göl yerleri susuz kalmaz. Düşünenin cem o cem o yüzü gülmedi. Dert kör etti köyler beni. Düşünenin yüzü gülmedi. Dert kör etti köyler beni. Dert kör etti gurbet beni. Kimin bedduası?
yıkılması kuşların bile yuvasını. Bayramını dekor etti köyler benim. Yıkılması kuşların bile yuvasını. Dertkar etti gurbet beni, dertkar etti köyler beni. Dert acıma eyvah köyüm, yalnız geçti bayram düğün. Dert acıma eyvah köyüm, yalnız geçti bayram düğün. Ah köyüm neyin kaldı ki ne yeni ölüm. Dert kar etti demo köyler benim. Ah neyin kaldı ki köyüm ne yeni övüm. Dert kar etti köyler benim. Dert kar etti gurbet benim. Ağzına güvene sağlık sevgili Tacım Bey. Değerli TV10 izleyicileri, bugün Elbistan'ın Toprakhisar köyündeyiz. Tacım Baba bizi misafir ediyor. Tacım Baba'ya konuğumuz, değerli müzisyen arkadaşlarımız, dostlarımızla birlikte klonlar ve türkülerle sizlerin evlerine konuk olacağız. Tacım Baba dertli karşıladı bizi. Dertli türküler, dertli klonlarla bizi de dertlendirdi. Onun doğa sevgisi, yurt sevgisi, memleket sevgisi, köy sevgisi beni etkiledi. Sizlere kadar ulaşmıştır bu duyguları. Çarım dunoy dunoy ahurbaçe, aziz çarım dunoy dunoy ahurbaçe, albi magdi, buçe magdi, magri magri, dae magri. Avradevim heval heval sar yokluya, avradevim delal delal sar yokluya, magri magri, kuçe magri, magri magri, heval heval dae magri. Çuye az çirkin da heval heval da vedun, az çirkin da delal delal da svedun, mün hasker da
şu yakarken Münasker'de boy boy şu yakarken Aziz Çarım Nasıl dönmek Aziz Çarım Havar havar Lave Sarımam heval heva bu yayasa da sarımam delal delal bu yayasa asırken bay ta kadere nun çeker da heval heva ve kadere Aziz Çarım, heval heval, la ve dönme. Diline sağlık. Değerli izleyiciler, sevgili Cuma Berk, hatırlayacaksınız geçen hafta konukları olduğumuz, konuklarımız olan sevgili arkadaşlarımız Mehmet Yapıcı, Süleyman Yapıcı ve Cengiz Demir arkadaşların birlikte çıkardıkları Elbistan Türküleri adlı çalışmanın içerisine yer alan bir arkadaşımız. Ben merhaba diyorum Cuma'ya. Merhaba. Geçen hafta görüşemedik, bu hafta buluşabildik. İstersen biraz izleyicilerimiz için yaptığınız çalışmadan kısaca bir bahsedelim. Biz işte Elbistan Türküleri adına tamamen Elbistan yöresine ait Kürtçe bir kaset çıkarttık 4 kişiye. İşte klipler çekildi. Bu söylediğim parça da zaten CD'de olan klip parçasıydı. Tamamen bana aitti. İşte içinde gurbet, hasret, aşk olan bir parçaydı. Şu anda böyle devam ediyor işte, idare ediyoruz. Evet. Yöreyle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Yöre ezgileriyle ilgili tabii çalışmalar yapıyorsunuz. Tabii ki ağırlık olarak yörenin kayıp ezgileri özellikle. Kayıp ezgileri, yöresel Kürtçe gene devam edecek. Elbistan Türküleri adında. Yörenin kayıp ezgilerini bulmaya çalışıyoruz. Daha yeryüzüne çıkmamış, daha insanların ulaşamadığı parçalar çıkarmaya çalışıyoruz. Zaten amaç da kendi kültürümüzü meydana çıkarmak, yeryüzüne çıkarmak, insanlara duyurmak. Bu vesileyle işte çalışmalarımız devam ediyor. Geçen hafta da üzerinde biraz konuştuk. Çok özel ezgileri olan, kendine has, kendine özgü ezgileri olan bir yöre. Kürtçe kıvamlarla devam edelim istersen Cuma. Evet. Seni parça daha gene Kürtçe gelsin. Levar maka, levar maka. Levar maka, levar maka. Levar maka. Çaremin kırmak amur.
bakarken taz içtim çınarsan gel la ve dünya ve tamamım la 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 Nelem gom şükürle tafala kema Çol yalbistane, çol bimine Nelem koç olem alabe, çol bimine Nelem kokulak ceda, tibimine Sevda yeta bu maraya Thank you.
yaptım onla sarılma diye bay. Kumbamba rotu davi, kumbamba rotu davi, zamanım ala sarılma. Hisar köyündeyiz. Burası etrafındaki köylerle etnomüzikoloji açısından semahlar, gulbanklar, deyişler, klanlar açısından kutsal topraklar. Aynı zamanda Hakikat Aleviliğinin çok önemli liderlerinin, önderlerinin, pirlerinin yetiştiği bir bölge. Çok yakınlarda Sinamillik Antarma köyleri var. Gücük var. Atmalı Kaşan var. Biraz ileride Alhas'ın diğer köyleri var. Şimdi Tacım Baba'nın evindeyiz. Tacım Baba bize Alevilik, Hakikat, yol, meşakkat ve ömürle ilgili neler söyleyeceksin? Paylaşımcı, imece usulüne yaşayan bir topluluğuz biz.
Her şeyi insanla biliriz. Her şeyi doğada biliriz. Kayıpta bir şey aramayız biz. Yürüyorum eteyle yine de gidemiyor. Yine ben gidem yola kaldırır şey dememek ki ben cahil kuray ben cahil kuray delil olanlara yetim ben olan köle her ne arar ise sen senden aray. Devir olanlara gelip ben odam köleye senden arar ise sen senden arar. Aşıklık geleneğinde olduğu üzere yaşadığımız topraklarda da mahlas bir gelenektir. Biraz Tacım Baba mahlasını Tacım Baba'ya sormak isterim. Tacım Baba mahlas daha önce Alhasi mahlasını kullanmışsın bildiğim kadarıyla. Biraz bize bahseder misin? Evet Cemo. Benim isim Tacım Yıldız. Bizim muhtar rahmetli Muhittin amca muhtarken 57'de ben doğduğumda nüfus müdürü Kazım'a çevirmiş, Kazım yazmışlar. Esas benim ismim Tacım'dır. Ama Türkçe nüfus müdürü olunca Kazım yazmışlar, muhtar da kabul etmiş. Ben de dedem Küreç'te geldiği için arkadaşım birisi, benim Kibrem Ali Pektaş vardı. Sen mahlasın dedi, ilhası olsun. İlhası. Alkası değil, ilhası. Rahmetlik Marim Baba'yla sazları koşturduk. Dedi Tacım kurban dedi gel dedi. Sen ismin Tacım Baba kalsın dedi. Senin Tacın sana yeter dedi. Ben
Bağlasın Tacım Baba, Marun Baba bıraktı. Eyvallah, hizmet olmuş. Bu arada çaylarımız geldi. Sevgili Ali Onur Geyik getirdi çaylarımızı. Biz bugün Toprak Hisarı Tacım Baba'ya konuğuz. Ali Onur Geyik ile Ali Onur Geyik de bize konuk. Biz de her zaman Ali Onur Geyik'e konuğuz. Sevgili Ali Gücük Köyü'nden. O da Eliopelesi bir kardeşim. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin otağa. Sefa olsun, buyurun. Eyvallah. Değerli dostlar, Toprak Hisar'dan yaptığımız yayına devam ediyoruz. Sevgili Tacım Baba'nın misafirleriyiz bugün. Aramızda Hasan Taşar dostumuz var. Hasan Taşar, Atmalı Kaşanlı'dan. Merhabalar Hasan abi. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim Hasan abi. Hasan abi, bize Atmalı Kaşanlı'dan ve Atmalı aşiretinden biraz bahset. Vallahi işte biz Atmalı Kaşanlı köyünde Atmi aşireti derler bize. Bizim söylediğimiz parçalar işte eski esirler kaybolmasın diye biz de yapmaya çalışacağız yani. Onların sırasına gideceğiz. Eyvallah. Atmalı aşiretinin son 100 yılın önemli ozanlarını yetiştirdiğini biz biliyoruz. Biraz onlardan bahset istersen Hasan abi. İşte bizim eski sanatçılardan şey var, Meçhuli var, İsmail İpek var, Vicdani var, Emekçi var, Perişan Ali var. Bunlar hepsi Atmi aşiretinden gelen insanlar. Biz de onların yolunda gitmek istiyoruz. Eyvallah. Ama mesela kılam ne? Ama kılma kaka kurmucu bu. Hadi bakalım. Laçe duvarı gibi, laçe duvarı gibi. Bağırıyor bu korun ibadetim. Razenge kınazı kember kocuğum. Cima bekleme boynum. Razenge kınazı kember kocuğum. Cima bekleme. Oh, the bar, my boy, hot, big, 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 big.
Kurmaya kurmancı ne? Onlar kurmaya kurmancı işte atalarda kalan ya bari ne? Onlar kaybetmemek için Ahmet Yusuf'un devam da kalan. Eyvallah. Sözüyle sevgili oğlu Ali Yıldız'la birlikte çaldıkları sazla, son kertede sevgili Ali Onur Geyik'in de katılmasıyla vurdukları sazla, pençelerle bizi aldılar götürdüler. Benim için çok özel ve duygusal bir gece oldu. Tacım Baba 500'ün 600'ün üzerinde eseri olduğunu söyledi.
Ben elindeki defteri görünce biraz geriye çekildim. Onların arasından eserlerini seçmek, eserlerinden örnekler sunmak benim için zordu. Birlikte seçmeye çalıştık Ali ile ve sevgili Tacım babayla. Çeşitli konularda eserler üretmiş bir baba. Aşk, duygu, sevda, doğa, yurt sevgisi, memleket hasreti, göç, hastalık, yol...